Değerli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta bir seçim var. Bu seçimde şimdiye kadar iktidar olanları dinledik, 20 yıldır başımıza getirdiklerini biliyoruz. Bunlar işe başlarken biz mazlumlardan tarafız dediler ama zulmün zirvesine işlerini taşıdılar. Bunlar işe başlarken dediler ki biz Müslüman kardeşlerimizle birlikte İslam'ı ve Müslümanları özgürleştireceğiz dediler. Dünyada İslamofobi ve Müslümanları İslam'ı en kötü emellerine alet ettiler. Bunlar biz yalana karşıyız dediler. Dünyanın en azılı yalancılar haline geldiler. Bunlar biz rüşvete karşıyız dediler. Rüşvetleri binlerle, yüz binlerle değil milyar dolarlarla aldılar. Bunlar biz katillere karşıyız dediler. Küçük çocuklardan yaşlı kadınlarımıza kadar öldürdüler. Bunlar mazlumlarla birlikte hareket edeceğiz. Mazlumları koruyacağız dediler. Yeryüzünde mazlumları denizlerde boğdurdular. Bunlara buyurun bir daha mı diyeceğiz? Hayır. Durun. Stop. Siz bizim dinimizi bu hale getiremezsiniz. Siz bizleri bu hale düşüremezsiniz. Siz insanlarımızın boğazındaki bir lokma ekmeğe göz dikemezsiniz. Yeter demeliyiz. Gidin demeliyiz. Çünkü İslam bunlara gidin diyor. Ahlakımızı bu hale düşürenlere İslam gidin diyor. Bunlar oruç tuttuklarını söylediler. Lüks otellerde ejder meyvesiyle iftar açtılar sandıklara. Fırsat bu fırsat. Bunlara karşı çıkmanın şimdi tam zamanı. Evet, bunlara sandıklarda öyle bu toplum bir ders vermeli ki Müslümanıyla, gayrimüslimiyle, fakiriyle, orta sınıfıyla, ahlak sahibi olan, vicdan sahibi olan herkes bunlara karşı çıkmalı. Özellikle Kürtlere. Mezarlarımızı bunlar yaktılar. Camilerimizi bunlar yaktılar. Kur'anlarımızı bunlar yaktılar. Din adına bizi kandırmaya devam ediyorlar. Biz 14 Mayıs'ta bunlara stop demeliyiz. Durun. Arapça kif demeliyiz. Stop. Siz bunu yapamazsınız demeliyiz. Ve hepimiz sandıklara gidip mutlaka bunlardan hesap sormalıyız. Allah bize doğrunun yanında olmamızı emreder. Dini satanlara karşı mücadele etmemizi emreder. Biz gerçekten mazlumlar, mağdurlar olarak bu mütekebbir, bu müstekbir, bu katillere karşı mutlaka oy kullanmalıyız. Avrupa'dan dünyanın dört bir yanına, özellikle ülkemizde dindar Müslümanlara sesleniyorum. Şimdi zamanı, sorumluluklarımızı yerine getirelim. 15 Mayıs'ta barışın, kardeşliğin, adaletin İlk adımının atılacağı güne hep beraber uyanalım.